Selam arkadaşlar, ben Kerem. Bunlar da bodyguardlarım Mete ve Selim. Nereye gidersem gideyim onlar da benimle geliyor. Okulda, sinemada, tatilde, konserde. Her yerde benimle birlikteler. Peki bodyguardlarım sizce beni kimden koruyorlar? Cevap veriyorum, kendimden. Doğru duydunuz. Korumalarım beni benden koruyorlar. Bu ne demek? Bir örnek vererek açıklayayım. 4 yıl önce okul gezisi olarak bir sirke gittik. Hayatımda ilk kez sirke gitmiştim. Beklediğimden çok daha iyiydi. Havada inanılmaz hareketler yapan akrobatlar, alev yutanlar, vahşi hayvanlarla aynı kafese girenler. Gösterileri büyük bir keyifle izliyordum çünkü bunlar da benim gibi cesur insanlardı. Derken sahneye ok gösterisi yapan bir adam çıktı. O da diğerleri gibi çok yetenekliydi. Önce bir ipe dizilmiş balonları okla tek tek vurdu. Sonra ona yardım eden kadın 3 balonu havaya attı. Okçu adam o balonları da kolayca vurdu. Bu gösteride de en zor numara finaldeydi. Yardımcı kadın adamın gözlerini bağladı. Karşısına geçti ve kendi başının üstüne bir elma koydu. Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Adam tam oku atacakken kadın "Hayır, yapamayacağım. Bu çok tehlikeli." diyerek elmayı yere attı ve koşarak sahneden kaçtı. Adam şaşırmıştı. Seyircilere döndü. "Hay Allah, yardımcım kaçtı. Aranızda bir gönüllü var mı? Yoksa numaramı yapamayacağım," dedi. Bunu duyar duymaz arkadaşlarımın şaşkın bakışları altında yerimden fırlayıp sahneye atladım. Elmayı yerden aldım, başımın üstüne koydum. Adamın gözleri hala bağlıydı. "Elma kafamın üstünde. Bakalım vurabilecek misin?" dedim. "Okçu, korkmuyor musun? Şu an hiçbir şey görmüyorum. Elma yerine seni vurabilirim," deyince "Benim sorunum zaten bu. Ben korku nedir bilmiyorum," diye cevap verdim. Ardından adam gözleri bağlı halde nişan aldı. Oku fırlattı. Ok hızla geldi ve başımın üstündeki elmayı ikiye bölüp arkamdaki tahta duvara saplandı. Aynı anda adamın yardımcısı olan kadın çığlıklar atarak sahneye geldi. Okçu "Ne oluyor?" diye gözünü açtığında beni gördü ve şaşkınlıkla "Sen de kimsin?" diye bağırdı. Olayın aslı sonradan ortaya çıktı. Meğer yardımcı kadının "Yapamayacağım" diye bağırıp kaçması şovun bir parçasıymış. Seyircilerin arasında her zaman sirk çalışanlarından biri oluyormuş. Kadın kaçınca o sirk çalışanı seyirciymiş gibi sahneye çıkıyormuş. O güne kadar normal bir seyirci hiçbir zaman gönüllü olmamış. Ben sahneye atlayınca sirk çalışanları ekipten biri olduğumu sanmışlar. Elbette değildim. Gerçek bir seyirci olduğumu öğrenince böyle bir şeye nasıl cesaret edebildiğime çok şaşırdılar. Bunu neden yaptığımı eminim siz de merak etmişsinizdir. Sebebi hastalığım. Çok az rastlanan bir genetik bozukluğa sahibim. Bu hastalıktan ötürü hiçbir şekilde korku hissetmiyorum. Ebeveynlerim sirkte yaptıklarımı öğrenince çok endişelendiler. Annem, "Kerem, senin kabahatinin olmadığını biliyoruz. Fakat bu şekilde olmayacak. Bir önlem almalıyız. Sana bodyguard tutmaya karar verdik. Her yere seninle gelecekler ve kendini tehlikeye atmana engel olacaklar," dedi. Sirk olayından sonra korumalarım Mete ve Selim işte bu şekilde hayatıma dahil oldular. Babam tanınmış bir avukat. Maddi durumumuz gayet iyi. Bu nedenle koruma tutabildiler. Ancak bu hiç hoşuma gitmedi. Belki siz korumalarımın olmasını havalı bulabilirsiniz. Fakat her yere onlarla birlikte gitmek, beni sürekli kontrol altında tutmaları, en önemlisi de insanların tuhaf bakışlarına maruz kalmak kesinlikle özenilecek bir şey değil. Öte yandan ailemi anlıyorum. Hastalığımdan ötürü gerçekten de kendime zarar verme ihtimalim çok yüksek. Hatta kimi doktorlara göre korku duygum olmadan bu yaşa gelmem bile mucize. Biliyorsunuz, tüm duygularımızı beynimiz yönetiyor. Onun sayesinde seviniyoruz, şaşırıyoruz, kızıyoruz, üzülüyoruz ve tabii korkuyoruz. Beynimizde amigdala adında bir bölüm var. Korkma duygusundan orası sorumlu. Korkunun kardeşleri olan endişe ve stresi de aynı şekilde beynin bu bölümü yönetiyor. Benim sorunum işte burada. Hastalığımdan ötürü beynimdeki amigdala işlevini yerine getirmiyor. Bir başka deyişle beynim korkunun ne olduğunu bilmiyor. Beynim bilmediği için haliyle korkunun ne olduğuna dair benim de hiçbir fikrim yok. Örneğin, havlayarak üzerime doğru koşan bir köpek beni korkutmuyor. Korkmadığım için de kaçmak aklıma gelmiyor. O durumda kaçmayınca başıma neler geleceğini eminim tahmin edebilirsiniz. Gecenin bir yarısı suçlularla dolu bir semtte hiçbir tedirginlik yaşamadan gezebiliyorum. Hatta diyelim ki o sırada suçlunun biri bir kadına saldırdı. Kadın "İmdat!" diye bağırarak yardım istedi. Öyle bir durumda hiç düşünmeden kadının yardımına koşuyorum. Korkmadığım için başıma bir şey gelmesinden endişe etmiyorum.
Önemli bir sınava gireceğim zaman asla stres yaşamıyorum. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ama değil. Stres olmadığım için sınava yeterince hazırlanmıyorum. Neden? Çünkü sınavdan kötü not almaktan korkmuyorum. Bu yüzden de hayatım boyunca ortalama bir öğrenci oldum. Doktorlar korku hissetmeme hastası olduğumu ben 7 yaşındayken tespit etmiş. Ailem benim cesur bir çocuk olduğumu düşünüyormuş. Örneğin annem, "Yarın dişçiye gidiyoruz." deyince ben "Yaşasın!" diyerek seviniyormuşum. Dişçiden korkmuyor olmam annemin hoşuna gidiyormuş. Bir akşam annem beni yemeğe çağırmak için odama girmiş. O an gördüğü manzara karşısında müthiş bir çığlık atmış. Çünkü devasa bir piton yılanına sarılmış halde uyuyormuşum. Annem bağırınca uyandım. Annem, "Kerem, sakın korkma oğlum. Yavaşça kalkıp yanıma gel." deyince, "Anne, arkadaşımı da getirebilir miyim?" diye cevap vermiştim. Arkadaşım dediğim piton yılanıydı. Bir komşumuz egzotik pet olarak bu pitonu besliyormuş. Yılan bir şekilde kaçıp benim penceremden odama girmiş. Onu görünce çok sevindim. Hayatımda ilk kez bir yılana dokunuyordum. Uzun süre pitonla oynadım. Yorulunca yeni arkadaşıma sarılarak uyuyakalmışım. Annem içeri girdiğinde beni dev bir yılana sarılmış halde görünce doğal olarak çok korkmuş. Bu olaydan sonra ebeveynlerin bu kadar korkusuz olmamda bir gariplik olduğunu düşünmüşler ve bir doktora danışmışlar. Yapılan testler sonucunda hastalığım teşhis edilmiş. Korku hissetmeme hastalığı nadir rastlanan bir genetik bozukluk. Dünyada kayıtlara geçen sadece 400 hasta var. Bu yüzden ilaç firmaları tedavi geliştirmek için bütçe ayırmıyor. Geçen yıl bir profesör bizi ziyarete geldi. Üniversite bünyesinde bir araştırma yapıyoruz. Bu hastalığı iyi bir şekilde analiz edebilirsek belki ilaç geliştirebiliriz. Ama bunun için yardımınıza ihtiyacımız var. Kerem'e kapsamlı testler yapmamız gerekiyor, dedi. Seve seve kabul ettim. İyi ki etmişim. Bazı testlerde hayatımda hiç eğlenmediğim kadar eğlendim. Testlerden biri için bizim bölgedeki en ünlü perili evde bir gece geçirdik. Fiziksel şeylerden korkmadığımı biliyorlardı. Acaba doğaüstü şeylerden korkuyor muydum? Bu sorunun cevabını öğrenmek için böyle bir test yaptılar. Araştırma ekibi kafama özel bir başlık geçirdi. Başlık beynimde olan biten her şeyi kaydediyordu. Korkarsam beynimdeki amigdala bölgesinde hareketlilik olacaktı. Bunun olup olmadığını başlıktaki kayıtlar sayesinde öğrenebilecektik. Ekipteki doktorlardan biri geceyi geçirebileceğimiz perili evin hikayesini anlattı. Her gece saat 12'de evin sahibi olan karı koca ortaya çıkıyor ve sabaha kadar evde geziyorlar. Yalnız bir sorun var. Bu çift aslında 1800'lü yıllarda ölmüş. Yani evde hayalet olarak dolaşıyorlar. Korumalarım Mete ve Selim bunu duyunca inanılmaz tırstılar. Doktorlara, "Bu gerçek mi? Hayaletleri kim görmüş? Bize zarar verirler mi?" gibisinden bir sürü soru sordular. Gece yarısı olduğunda hem korumalar hem de araştırma ekibi çok tedirgindi. Sürekli etrafa bakıyorlardı. Her an ortaya bir hayaletin çıkmasını bekliyorlardı. Bense gülümseyerek onları izliyordum. Bir süre sonra uykum gelince koltukta sızdım. Sabah uyandığımda Mete ve Selim'in birbirlerine sarılarak uyuduklarını görünce çok güldüm. Belli ki çok korkmuşlardı. Doktorlar başlığın kaydettiği bilgileri incelediler. Söylediklerine göre beynimde korkuyla ilgili hiçbir aktivite olmamış. Aksine en çok hareketlilik beynin keyif almayla ilgili bölümlerinde oluşmuş. Böylece doğaüstü şeylerden de korkmadığım anlaşılmış oldu. Bir diğer testte ise Luna Park'taki korku tüneline girdik. Bu tip tünellerde sizi korkutmak için karşınıza aniden bir şeyler çıkıyormuş. Araştırma ekibi bu testi korkutmaya yönelik ani durumlarda beynimin nasıl tepki vereceğini görmek için yaptı. Yine kafama özel başlığı taktılar. Ben en öndeki vagona bindim. Arkamdaki vagonlarda ise bodyguardlarım ve araştırma ekibindeki doktorlar vardı. Karanlıkta ilerlemeye başladık. Bir yerde karşımıza aniden kocaman bir iskelet çıktı. Ben hiç tepki vermedim. Arkamdakilerin ise hepsi çığlık attı. Bir süre sonra bu kez üstümüze devasa tarantulalar ve fareler düştü. Yine korumalar ve doktorlar çığlık attılar. Sanırım yukarıdan bir şey gelmesini beklemiyorlardı. Bu şekilde korku tünelinde ilerledik. Bir yerlerden sürekli vampir, hayalet gibi şeyler çıktı. Açıkçası bir süre sonra sıkıldım. Telefonumla ilgilenmeye başladım. Korku tünelinden çıktığımızda doktorlar başlığın topladığı bilgilere baktılar. Ve yine korkuyla ilgili sıfır aktivite olduğunu gördüler. Böylece beynimin korku bölgesinin bu tür durumlarda da tepki vermediğini anlamış oldular. Bu şekilde bir sürü test yapıldı. Böylece hastalıkla ilgili pek çok yeni bilgi elde ettiler. Ancak doktorlar beyinle ilgili bir konu olduğu için bir ilaç geliştirmenin yıllar sürebileceğini söylediler. Buraya kadar hep hastalığımın kötü yanlarından bahsettim. Peki iyi yanları var mı? Elbette var. Örneğin,
Tanımadığım insanlarla dolu bir yere girdiğimde kendimi çok rahat hissederim. Çünkü başkalarının benim hakkımda olumsuz bir şey düşüneceğine dair hiçbir endişem yok. Ayrıca topluluk karşısında rahat bir şekilde konuşma yapabilirim. Asla heyecanlanmam. Okuldaki bu tür konuşmaları öğretmenlerim hep bana yaptırır. Bazı insanlar gündüz yaşadığı olaylardan ötürü stres yapıp geceleri uyumakta zorlanıyormuş. Hastalığım sayesinde elbette böyle bir sorunum yok. Stresin nasıl hissettirdiğini tam bilmiyorum. Sanırım insanın keyfini kaçıran bir şey. Oysa beni mutsuz göremezsiniz. Her zaman keyfim yerindedir. Demek ki bu da hastalığımın iyi yanlarından biri. Hastalığımın bir diğer avantajı da şu, hiçbir fobim yok ve asla da olmayacak. Karanlıktan, örümceklerden, gök gürültüsünden, yüksekten veya uçmaktan asla korkmam. Uçakta mışıl mışıl uyurum. Bir keresinde içinde olduğum uçak zorunlu iniş yaptı. Ben o kadar sakindim ki diğer yolcular bu kadar rahat olduğum için bana sinir olmuşlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun. Hikayem hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.